Mahkemesi'nin bireysel başvuru sonucunda vereceği kararların bağlayıcılığı yoktur. Ancak ilgili makam ve merciler tabii ki anayasaya aykırı olan bir hükme istinaden bir işlemi, yani hayatiyetini devam ettirmek istemeyebilirler. Geçmişteki bazı tartışmaları da eğer hatırlarsanız kamuoyundaki. Dolayısıyla bu kararlar sadece anayasaya aykırılığı tescil eden kararlardır. Hepsi bu kadar. Yani onun ötesinde bir başka bir işlev yüklenmesi çok anlamlı olmayabilir. Teşekkür ederim. Şey hocam. Başka soru arkadaşlar? Burada bir arkadaşımız yer kaldırmıştı. Lütfen. Hocam çok teşekkür ediyorum. Önce gerçekten bu komple çok yararlı oldu. Düzenleyicilere, İstanbul Yüksek Ticaretlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sabahtan beri gerçekten çok yararlandık. Şimdi hep böyle kongrelere katılıyoruz ve çok da bilgi bize artırıyoruz, evet. Ve bir de bilgi bombardımanına tutuluyoruz aslında. 15 gün önce de şeyde Ticaret Üniversitesi'nde Muhasebe Uzmanlar Derneğimizin yine bu konuda bir paneli vardı. Şimdi ne var biliyor musunuz? Bazen şunu düşünüyorum. Kendimiz çalıp kendimiz mi oynuyoruz? Burada maliyeci arkadaşlar da olmaması bir şey değiştirmiyor. Çünkü maliyeci arkadaşlar da hep bir araya geliyoruz. Hep dertlerimizi anlatıyoruz. Onlar da sağ olsun bizi dinliyorlar. Ve Cazım Usta'nın benimmiş gibi dediği şeyi yap böyle, tamam yaparız ederiz ama fazla bir şey değişmiyor. Bakın gelişmekte olan ülkelerin bir kaderi var. Kader şu, gelişmiş olan ülkelerde insanlar, yani yurttaş, tam yurttaş değil. Biraz önce size söylediniz ya, tabağa. Halen sanki biraz yurttaşlar tabağa vazifesini görüyor. Şimdi bu belki çok önemli. Çağımız artık sivil toplum örgütler çağımız. Bakın gelecekte ülkelerin kaderini partiler değil, siyasi partiler değil, sivil toplum örgütleri belirleyecektir. Artık şey de değişiyor, ekonomik yapı değişiyor. İşte hani daha önce 1674'te de buhar bulununca buhar makinesi devrim demiştik. Ama artık akıllı makineler çıkıyor. Şimdi böyle bir ortamda halen transfer fiyatlandırmasını konuşuyoruz. Evet, uluslararası ilişkilerde transfer fiyatlandırmasına evet. Ama yurt içi ilişkilerde transfer fiyatlandırması kadar abesle ilişkilerin bir şey yoktur. Şu anda belki inceleme elemanları inceledikleri firmalarda hemen şey arıyorlar. Transfer fiyatlandırması üstünde duruyorlar. Siz Türkiye'deki ekonomik ortamın şu anda çıkın Daleli'ye, Kumkapı'ya ne turist var, ne iş var. Ve kayıt dışı ekonominin oranı da biliyorsunuz. Bu kayıt dışı ekonomi ile bu işsizlik oranı ile siz bırakın mükellef haklarını, yani mükellefe bilgi de vermiyorsunuz, artı onu da bırakın mükellefle devlet arasında bir köprü olan serbest muhasebeci mali müşavirleri, yemli mali müşavirleri suç ortağı olarak kalıyorsunuz. Şimdi dün bir şey geldi. E-tebligat. Şimdi bakın e-tebligat, bu bir hocanın anlattı. Aslında özü itibariyle e-tebligat, tebligat yazarsa aykırıdır. Ben bunu daha başka bir yerlerde de söyledim. Tebligat da şunu diyor e-tebligat da. Bu bilgilerin garantisini Maliye Bakanı vermez. Yani şimdi bir tebligat yapıyorsunuz. Bunu Maliye Bakanı olarak yapıyorsunuz. Ama bunun doğruluğunu siz teyit etmiyorsunuz. Ve de bir de ekleme olur değil mi tebligatın? Neler var? Onlar da yok. Peki bu e-tebligat nasıl yürüyecek? Şimdi bizim yasamız, Ali Kurtak dedi, işte şöyle çıktı. Hayır, bizim yasamızda rastgele çıktı biliyor musunuz? Hani 1800'lerde, Tanzimat döneminde yabancılar getirdi ya. Avrupa topluluğu istediği için bizim meslek yasamız çıktı. Yoksa 13 defa geldi gitti işte avukatlar vesaire. Sonunda rahmet, Allah rahmet eylesin, Ekrem Pakdemir'in zamanında bu çıktı. Çok da iyi oldu. Çok da iyi. Ülkenin için de çok yararlı. Ama maalesef şu anda bizim meslek mensuplarımızın, ben sizlere soruyorum. Bu sorumluluk, yani bu ortamda bu sorumlulukla bu meslek yapılır mı? Bu sorumlulukla mali müşavirlik mesleği, yeminli mali müşavirlik mesleği yapılır mı? Düşünebiliyor musunuz? 20 senede kazancınızı en ufak bir olayla ilgili. Bakın 1 lira için sorumluluk yazılıyor. Bir lira için. Şimdi sizlere soruyorum. Lütfen bunu açık yürekle söyler misiniz? Şu anda Türkiye'nin en büyük holdingiyle en küçüğüne incelemeye girdiği zaman verdiğim matlaha çıkmayacak bir firma var mıdır?
istifadan dolayı da sorumluluk yazılır mı? Yazılırsa ne olur? Sizden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten katkılarınız için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yalnız bu ayrı bir panel konusu öyle hemen cevap verilecek bir olay değil. Evet, başka? Lütfen, buyurun. Önce gerçekten çok yararlandık. Özellikle bir takım dernekleri ben ilk defa duydum. Bilgi almak isterim ayrı ayrı. Yalnız bir de önerilerin içinde söylediniz ki işte verginin nereye gittiğinin ne dediniz? Vergide kayırmanın olmadığını inandırmak gerekir dediniz. Siz bu konuda bir şeyler yapıyor musunuz? Mükellefe bunu anlatabiliyor musunuz? Başka neler yapmak lazım? Onu sizden öğrenmek istiyorum. Hakikaten var mı vergide kayırma? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Muhakkak ki muhatabı biz değiliz sorunun. Bize soruluyor, bize deniyor ki yani biz vergide kayırma yapıldığını düşünüyoruz. Niçin bu konuda bir şey yapılmıyor? Kim yapacak? Bunun olmadığını kim söyleyecek? Ben onların sesi olmaya çalışıyorum tabiatıyla. Vergide kayırma olup olmadığını tespit edecek noktada da değiliz. Somut belgeye dayanmadan ithamda bulunacak noktada da değiliz. Ama bu hissiyatın varlığını gidermenin yolu bu konudaki yetkililerin çıkıp vergide kayırma iddialarına karşı halka inandırıcı izahat vermesidir. Bunun böyle olması gerektiği konusunda herhangi bir şüphe de yok. Efendim sosyal medyada yazılanları, çizilenleri bazen ciddiye alıp nasıl yanıtlıyorsak kamu idaresinin bu konuyla ciddiye alıp yanıtlaması lazım. Vergide kayırmanın olmasından daha kötüsü vergide kayırma olduğu inancıdır. Bu inancı kırmak için mücadele etmek gerekir. Benim şahsi gözlemim kişi bazında vergi idaresi çalışanlarını tenzih ederim. Onların bir kayırma telaşı içerisinde olduklarını zannetmiyorum. Ama verginin daha adil ve eşitlikçi dağılması için daha büyük çaba gerektiğini buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ediyorum. Başka soru sormak isteyen arkadaşımız, ben size teşekkür ederim. Başka? Bundan şimdi çok özür dilerim. Ben son anda iştirak ettiğim için bazı kaçırdığım şeyler olabilir. Leket töreni varmış herhalde. Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Özellikle bu kongreyi düzenleyen benim de mezun olduğum üniversiteme, derneğimize teşekkür ediyorum. Bu arada hocam ben ne bahsetti? İnşallah söyledikleri doğrudur. Bir şey eksik bıraktı. Benim doçentim 24 jüri başkanıydı kendisi. Hayatımda bu kadar şansımın yaver gittiğini hiç görmedim. Çok iyiliğini gördüm asistanlığında, doktoramda, doçentliğimde. Çok sağ olsun sıkıştığım zaman benim için danışma kapısı oldu. Ona ve diğer bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca konuşmacılara ve soru soran arkadaşlara da katkı yapan arkadaşa teşekkür ediyorum ve paneli burada bağlıyorum müsaadeyseniz. Kongreyi burada bağlıyorum. Kongremizin birinci günü, ikinci panelimiz sona erdi. Şimdi küçük bir plaket törenimiz var. Plaketleri birinci günü demiştim. İkinci günü saat 9.30'da burada olacağız. Onda panelimiz başlayacak. Plaketleri vermek üzere ben Sayın Gülümser Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Gülümser Hanım derneğimize ve vakfımıza büyük katkılarda bulunmuştur. İstivak geçmiş dönem başkanımızdır. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Plaketini almak üzere Profesör Doktor Sayın Hasan Türdi'ye rica edeceğim. Gülümser Hanım, böyle döner misiniz? Hocam, buraya bakarsınız.
Sayın Kazım Yılmaz'ı rica edebilir miyim? Sayın Oğuz Çetinkaya'yı rica edeceğim. Sayın Tayfa Apak, hareketini almak üzere rica ediyorum. Sayın Profesör Doktor Ateş Oktar, hareketini almak üzere rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü oturumumuz sona ermiştir. Katkılarından dolayı hocalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Yarın 10'da görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum.